Orta kaldırım. Fransızca kökenli eş anlamlısını istiyorum. Refüj. Neydi onun ismi? Refüj. Bravo. Bu seferki de Almanca kökenli bir kelime. Gelsin. Elektrik akımını açıp kapamaya yarayan anahtar düzeninin Almanca kökenli adıdır. Elektrik. Dinamo gibi. Nokta noktayı indir. Şalter. Şalter. Babam elektrikçi de arada. Şalter de zaten başka dilde olamaz gibi yani. Almanca hakikaten. Evet. Buyurun yenisi geliyor. Kısacık bir soru. Su altı tüfeği biraz zıppır gibi mi? Evet. Öyle biraz. Su altında kullanılan tüfek gibi bir şey. Ne olsa ki o. Hiç aklıma bir şey gelmiyor. Aslında daha çok bu hani arbalet dedikleri Tatar yayları var ya onlara benziyor. Arbaleti de hiç duymadım desem. Bir harf alayım. Yay. Yaya benziyor aslında. Bir çeşit kurmalı yay. Su altında kullanılıyor. Önemli olan o. Zıpçık. Zıpçıktı. Ama ona çok benzer. Evet, çok benzer. Son hecede problem var Betül Hanım. Zıpkın. Zıpkın gayet güzel. Bu aldığınız ilk harftir bu arada. Neredeyse değil. Bu soruyla birlikte yarışmanın tam ortasında olacağız. Şu noktaya kadar sadece ve sadece bir tanecik harf aldınız. Toplam sürenizin 1/3'ünü aşağı yukarı kullandınız. Herhangi bir şekilde soruların birinde takılırsanız deyin ki kendinize ben harf alabilirim. Aynı zamanda çok sürem var. Tamam. Rahat bir yolculuk bu. Buyurun 7 harflilere de ulaştı. Özel bir makineden sıkılıp ince, uzun, oluklu bir biçim verilen hamur tatlısı. Sonrasında da kızartılır, şerbeti dökülür. Tulumba. Buyurun. Bu soru için demiştim keşke Aybüge Hanım'la yer değiştirseydiniz diye. Eski kelimeleri sevmiyorum. Aybüge Hanım karşısına çıkmadığı için. Ama bu tam ona göre. Çünkü eğitimi o yönde. Bir bakın. Eski dilde doktor yetiştiren öğretim kuruluşudur. Tıbbiye. Tıbbiye. 700 puan daha. Bir eski kelime daha gelsin mi? Olur. 8 harfli cevapları da öyle ilk adımı atalım efendim. Buyurun. Biraz uzun soru. Olmak fiiliyle birlikte birini sürekli rahatsız etmek, ona sataşmak, onun peşi... Teberleş. Harf istedik basarken. Harf istedim peki. Ne olmak? Tebelleş gibi bir şey de bu daha yaygın kullanılıyor. Ya atın şunu başımdan. Bir de böyle hani o üç harfliler falan diyorlar ya onlar için de. Musallat. Musallat 700 puan. Çok güzel, çok güzel. Daha zorunu düşündüm. İki dakika, evet kesinlikle daha zorunu düşündünüz. 2 dakika 36 saniyeniz var. Bir 14 soruya daha cevap verebilecek durumdasınız. Tünelin sonundaki ışık belli oldu efendim. Ve rehberlik uzmanına sorulmayacak bir soru bu. Durun. Bu o değilmiş. Önce şu kaba kelimeyi bir halledin de sonra ona geçeceğiz. Son 8 harfli cevap. Mastarla bitiyor. Yemekten alınan tadı, keyfi ve sağlığı düşünmeden yemek yemek anlamında kullanılır. Tıkınmak. Çok güzel. 5800 kasa. İki kelimedir. Tamam. Burada harf alırsanız beni üzersiniz. Beni bir tarafa bırakın. Mesela kendinizi değil mi? Kendinizi üzersiniz. Buyurun. Örnek ve feyz alınan, öykünülen, taklit edilen kişi. İki kelime. Hep aklıma akıl hocası gelir böyle değil, şeyler değil. Ama değil. Kelimelerden bir tanesi batı kökenli. Baş. İkisi de batı kökenli, çok özür dilerim. Ekler bizde. Öncü, ekol. O benim, onun gibi olmaya çalışıyorum, onun gibi hareket ediyorum. Babam benim neyimdir? İdol. İdol değil de. Onun gibi hareket ediyorum. O böyle yürürdü, ben de öyle yürüyorum. Klit. O böyle koyardı elini, ben de böyle koyuyorum. Aynı onun gibi hareketlerim. Bulamadım. Alalım mı bir harf? Evet, bir harf. Alalım bir harf. Yani şu hayat denen sahnede tıpkı onun gibi olmak istiyorum. Hayat denen sahnede onun gibi hareketler, mizansenler yapmak istiyorum. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. İstersek 7 tane daha alırız. Ne gam. Sizden sonra yarışacak kimse yok. Kimse de yok. Alın bir tane daha. Tamam bir tane daha. Buyurun efendim. Babam benim. Onun gibi hareket ediyorum. Ona benzemeye çalışıyorum. Ona öykünüyorum. Rol modeli. Rol modelidir.